Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu seferki içeriğimizin konusu daha önce tanıtımını yapmış olduğum Husam marka taktikal pompalı tüfeğim. Arkadaşlar tüfeğimiz burada. Biliyorsunuz bu tüfeğim eskitme boyalı. Yani bununla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. El kundağı ve kabze polimer, geri kalanı alüminyum, işte namlu ve mekanizması çelik olan Husam firması tarafından Konya'da üretilen taktikal şarjörlü pompalı. Arkadaşlar tüfeğimiz bu. Yüksek gaz arpacık var üstünde. Bu tüfekle ilgili şimdi şöyle bir test yapacağız. Tüfeğimle ilgili 51 santim slug namluya sahip, mobil shock vesaire olmayan standart tek kurşun atış için yapılmış bir tüfek. Bu tüfekle şimdi 25 metre 2 adet bidonum var, yeşil. Ortada da beyaz bir MDF'nin üzerine bir kağıt yapıştırdım. O var. Onlara tüfeğimle farklı gramajlarda mühimmatlar atacağım. Bir grupman testi yapacağım. Saçma. Bakalım 25 metrede ne kadar dağılıyor. Amacımız onu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, atışımıza başlayabiliriz. Öncelikle şeyimi çıkartayım, mühimmatımı çıkartayım. Şuna bakayım, kaçmış bu? 7 numara, 21 gram. Evet, bunu çıkarttım. 9 numara, 25 gram. Bunu da çıkarttım. Ve şurada da 32 gram var, 8 numara. Yani 7, 8, 9. 3 farklı mühimmatımız var. Bunları deneyeceğiz. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. 21 gram. 25 gram. Ve 28 gram. Evet arkadaşlar. Şimdi tüfeğimize önce 21 gramdan başlıyorum. Bir adet 21 gram koydum. Bir adet 25 gram koydum. Ve bir adet de 28 gram koydum. Pardon arkadaşlar, bu 32 grammış. Bir saniye, özür. Şuradan 28'i çıkarttım. Evet, 28 gramı çıkarttım arkadaşlar. Bunun da numarası kaçmış? Kaç numara mühimmatmış? 8 numara. Evet arkadaşlar, şimdi 3 farklı hedefime 3 tane atış yapacağım. Öncelikle 28 gram sağ baştan başlıyorum. ...25 gram ortaya atıyorum. ...21 gramı da en sola atıyorum. Size göre en sağ. Evet arkadaşlar, gidip bir bakalım. Evet arkadaşlar, 28 gram gördüğünüz gibi. Yani takribi 7-8 tane isabet etmiş. 7 numara. Arkadaşlar bu bayağı bir isabet etmiş. Bu bıldırcın mermisiydi. 9 numara. Gördüğünüz gibi. Yani şu alanda neredeyse değmediği yer yok. Bakın 21 numarada şu şekilde. Toplam kaç tane? 7-8 tane bu isabet etmiş arkadaşlar. 5 tane orada var. 2-3. 4 tane burada var.
9 tane de bu isabet etmiş. Evet dostlar. 25 metrede 3 fark mühimmatta gayet iyi. Yani 21, 25 ve 28 gram attık. Üçünde de isabet var. Şöyle söyleyeyim. 20'ye 25 ölçülerinde 2 adet bidonum var. İkisinde de en az 7'şer 8'er isabet. Ortadaki hedefimizde biraz daha fazla isabet var. Çünkü hedef büyük olduğu için daha çok isabet var. Yani velhasılı şöyle söyleyeyim. 21, 25 ve 28 gram. 7, 8 ve 9 numara saçma. Yaklaşık 25 metrede gayet güzel. Yani mobil şoksuz. Sıradan slak namlulu bir tüfek için. Yani bence ideal bir atış hattı. Bu arada misafirim gelmiş. Ormandayız. Bu garipleri de burada doyurmak lazım. Bu ara bir silahı bırakayım ben. Onların da canı var. Paşa! Hadi terk et! Hadi! Hadi! Sıkıntılı burası. Hadi git! Evet arkadaşlar. Canlıyı atmak yok. Biz atmıyoruz. Atana da karışmıyoruz. Dolayısıyla ama son bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir adet ortadaki MDF'ye bir adet 9'lu bakşat mühimmat atacağım. Bakalım ne yapacak. Onu da gösterip videoyu bitireceğim. Bu arada arkadaşlar ben bir kulaklık takayım da kulaklarım sağır olmasın. Evet dostlar. 9'lu bakşatımızı da attık. Şimdi gidip bakalım ve videomuzu bitirelim. Evet dostlar. 9'lu bakşat mühimmatımız. Şöyle bu tarafa geçeyim. Gölge yapmayayım. 9'lu bakşat mühimmatımızdan içinde 9 tane var biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane isabet etmiş. 25 metrede. Hedefi görüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz aşağı vuruyor herhalde. Belki biraz daha yukarı nişan almış olsak 9'u da isabet edeceğiz. Edecek. Şu an 7 mühimmat isabet etmiş hedefimize. Yani bu çok iyi. Ve 25 metre. Evet dostlar. Grupman testimiz gayet başarılı. Hatta ben bu tüfekten bu kadarını beklemiyordum. Açık söyleyeyim. Çünkü slak namlu. Saçmalarımız yani bu bidonlara 25 metrede 7'şer 8'er isabet etti. 7 numara ve 9 numara. 8 numarayı da bu kağıt hedefimize atmıştık. Artı peşinden bu hedefimize 9'lu bakşat mühimmat attım bir adet. Gördüğünüz üzere deliklerin zaten boyutlarını da yakından da göstermiştim. 7 tane isabet etti. Biraz aşağı gittiği için. Belki yukarı gitse 9 da isabet edecek. Yani şöyle söyleyeyim. 25 metre 9'lu bakşat mühimmat attığınız zaman yaklaşık ne diyeyim size 30 eninde işte 80 santim boyunda bir MDF'de 70 tane yani pardon 7 tane isabet ediyor. Yani bu demek oluyor ki 9'lu bakşatı 25 metreden herhangi bir hedef attığınız zaman ıskalama şansınız yok. Saçmalarda da keza işte tavşandır, kuştur vurursunuz. Yani daha büyük hedefler için 9'lu bakşat 7 tane mühimmat. Hiç şansı yok. Hatta MDF'yi delip arkadan geçmiş. Husan pompalı tüfeğimiz. Grupman testinde gayet iyi. Yani mobil şoklu tüfekler kadar güzel bir grupman yaptı. 25 metrede ama. Yani daha uzak için bir şey söyleyemiyorum. Sonuçta slak namlu. Velhasılı dostlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve yorumlarda içerik önerilerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.